Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Önemli bir konu. Sayısal derslerin yazılarına nasıl çalışsak daha etkili olur? Hocam bu konuda bizi bir aydınlatın diye yorumlarınızı bolca yazıyorsunuz. Ve bizler de tabii ki Tonguç Akademi ailesi olarak sizlerin yanındayız. Haydi bakalım bugün şu işi halledelim ve şu sınavlardan müthiş sonuçlar alın. Başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, hiç lafı uzatmadan dolandırmadan ilk yapacağınız şeyi söylüyorum. Yazılı örneklerine göz atın. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ders bazlı konu soru dağılım tablolarına göz atabilirsiniz. Yine MEB'in yayınladığı yazılı örneklerine mutlaka göz atmalısınız. Ve tabii ki bunun yanında internette farklı web sitelerde yazılı örnekleri var. Bu yazılı örneklerini indirip bunlarla alakalı soruları mutlaka çözüp bunların çözümlerini de özellikle YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu platform tam olarak başlı başına bir okul zaten, kullanmayı bilene. Ve tabii ki en önemli ayağı en sona bıraktım. Bizler Tonguç Akademi ailesi olarak yazılı öncesi de her zaman olduğumuz gibi yine sizlerin yanınızdayız ve yapacağımız yayınlarla hangi derse nasıl çalışmalısınız, bunlarla alakalı taktikler, bu sınavlarda bizi neler bekliyor, hangi soru tarzlarında nelere dikkat etmeliyiz, hepsini tek tek görmüş olacaksınız. Bu dediğim adımları sadece yaptığınız zaman bile bence muhteşem sonuçlar alacaksınız. Ama tabii ki bekleyin, maddelerim devam ediyor. Evet, özellikle sayısal derslerin yazılarına hazırlanırken, yani bu derslerin sözel gibi olmadığını biliyoruz. Orada konu anlatımları bir hayli uzun oluyor ama sayısalda bunlar yok. Sanki konu anlatımlarına 10 dakika 15 dakika baktığımız zaman fazlasıyla yetermiş gibi görünüyor. Evet haklısınız, bunu yapacağız. Yaptıktan sonra biliyorsunuz bu dersleri biz en iyi nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? Tabii ki test çözerek. Yani biz test çözmekten aslına bakarsanız vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden sizlerden isteğim olabildiğince test çözmeye devam. Sanki YKS'ye hazırlanıyormuş gibi. Sanki buraya biraz sanki fazla oldu. Çünkü gerçekten YKS hazırlığımıza da etki edecek şeyler bunlar. Çünkü müfredatın içerisinden sorumluyuz ve bu sorular her yerde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu noktalarda iyi olmaya çalışmamız lazım. Sevgili arkadaşlar, açık uçlu sorularla karşılaşacak olsak bile biz test mantığını bir kere şöyle göz ardı edemeyiz. O yüzden yapacağımız şeyler belli. Biz o A, B, C, D, E şıklarından oluşan testleri oldukça iyi çözebilmeliyiz. Bunu yaparken olayı bir kere mutlaka işlemle yapmamız lazım. Yazı yazmayı sevmediğinizi biliyorum. Birçok öğrencimiz birçok şeyi aklından yapmaya çalışıyor. Ama özellikle gireceğimiz yazılılarda da o yapacağımız işlemlerin bütün basamaklarını görmek isteyebilir öğretmenlerimiz. Bu yüzden yapmamız gereken şey, oturacağız güzel bir şekilde, adım adım, işlemli bir şekilde, her yere dikkat ederek, notlarımızı alarak, aklımızdan geçen her şeyi kağıdın üzerine dökerek soru çözümlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Böyle yaptığımız zaman yarın öbür gün YKS hazırlığınızda bile soru bankasındaki yanlışlarınızın neden olduğunu hocalarınız çok kolay bir şekilde anlayıp oraya müdahil olabilir. Ve son madde, bu yazılılara çalışırken mutlaka öncesinde başlamanız gerekiyor. Yani bu bir haftalık, 10 günlük bir süreç olabilir. Bunu yaparsanız yazılı haftasında çok fazla birikmiş olmaz hazırlıklarınız ve üst üste gelmez, altında da ezilmemiş olursunuz. O zaman yapacağınız şey ne arkadaşlar? En az 10 gün öncesinden bu çalışmaları başlatmanız. Günde 40x3 şeklinde başlasanız bence çok güzel olur. Bunu zaten birçok videoda söyledim biliyorsunuz. Oturacağız, 40 dakika ders 10 dakika ara, 40 dakika ders 10 dakika ara, 40 dakika ders. Bu bir periyot demek arkadaşlar. Bunu şimdiden itibaren yapmaya başladığınız zaman zaten yazılılara kadar inanılmaz şeyleri halletmiş olursunuz. E hocam ya yetişmezse, şimdiden itibaren yapmaya başlarsanız tabii ki yetişir. Ama bazı okullar yazılıları biraz daha belki erken yapabiliyor. Böyle durumlar varsa arkadaşlarımız zaten buna göre ekstra bir çalışma planı oluşturmalılar. Şimdi bu 40x3'ü uygularken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hocam işte ben matematikte hala bitiremedim. İşte sadece matematik çalışmak zorunda kalıyorum. İşte fizik, kimya çok üzerinde kalıyor. Biyoloji üzerine yetişmedi. Hocam hangisine vakit ayıracağım? Kafayı sıyırmak üzereyim diye çokça yorumlar alıyoruz. Arkadaşlar bu 40x3'ü sağlıklı bir şekilde uygularsak bir gün içerisinde 40 dakikanın sonunda matematiği olduğu kadar çalıştık, bıraktık. Sonra fizik çalışmamız gerekiyor. Fiziğe o 40 dakikayı sığdırabildiğimiz kadar çalıştık. Sonra biyoloji çalışabiliriz. Ama öbür türlü sadece matematiği bitirmeye odaklanırsak o zaman ne olur arkadaşlar? 40 dakikayı akşama kadar devam ettiririz ve fizik ve biyolojiye çalışamamış oluruz. Bu yüzden sizlerden ricam, bu sürenin illa 40 dakika olmasına gerek yok. Kendinize uygun hale de getirebilirsiniz. Ama mutlaka önünüzde hangi kritik dersler var ve bunlar size ne kadar yakın ve o yakın dersleri bir gün içerisinde nasıl kombinlemek istiyorsunuz ve bunu nasıl devam ettirmek istiyorsunuz? Bunları düşünüp tasarlayıp devam ettirdikten sonra işler sizin için biraz daha keyifli hale gelecektir. Evet sevgili arkadaşlar, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazarsanız çok çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.